Merhaba arkadaşlar, ben Umut ve bugün sizlere gençler yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gençler sizlerle birlikte masaüstümü inceleyeceğiz. Bakalım benim masaüstümde neler var neler yok inceleyeceğiz. En son 4-5 ay önce bu videonun aynısından yapmıştım. Ama tabii birkaç şey değişti. Ki bazı arkadaşlar da işte yani ben nasıl video çekiyorum programlara falan merak eder. Tabii ki eder, herkes eder. Ben de bu merakınızı gidereceğim. Hadi bakalım. Şimdi masaüstümü görürsünüz. Video dışında hiç düzenleme falan yapmadım. Normal benim masaüstüm, hiç düzenleme yapmadım. Hiçbir şey ellemeden videoyu başlattım. Şu an saatlerimiz 13.41'i gösteriyor. Ve bugün de gençler günlerden cumartesi, bunu da söylemiş olayım. Şimdi gençler uzatmadan başlamak istiyorum. Şimdi en sol en üstten başlayalım. Benim videoları çektiğim program Bendicam. Bendicam adamın dibidir, söyleyeyim buradan. Bendicam'ı çok seviyorum. Buradan yapımcısına selam. Harika bir program yapmışsınız. Böyle devam edin. Bendicam geçer oyun videolarını kaydettiğim program. Yani çok seviyorum. Cidden çok seviyorum ben programı. Güzel yani, işime yarıyor. Eskiden Fraps'ı kullanıyordum. Ama artık bir köşeye attım gördüğünüz gibi. Burada bizim WhatsApp'ımız var ama kullanmıyorum. Google Chrome herkeste olması gereken. Photoscape arada küçük resimlerde efekt vermek için falan bunu kullanıyorum. İşe yarıyor. Burada ağımız var. Tabii ki de girmeyeceğim yani şimdi ben buna. Bu arada sesim deton oldu, çaktırmayın. Burada bilgisayarımız var. Girin böyle bilgisayara. Bilgisayarımız gençler 445 GB toplam alanı var. 342 GB boş. Format falan atmadım. Aldığım günden beri bilgisayar tek bir kere format attım. O da neden attığımı bilmiyorum. Bilgisayarda sıkıntı olmamıştı ama. Çıkayım buradan. TeamSpeak var, TS3. Bu aralar hiç girmiyorum. Denetim masası olmazsa olmaz. Burada şeylerimiz var işte. Hadi girin, ona da girin. Burada nelerimiz var? İşte Flash Player falan filan. Burada her şey var bildiğiniz gibi. Ağ paylaşım merkezi. Tabii ki de girmeyeceğim. Her saniye söylüyorum. IP adresi falan filan uğraşamam yani. Burada Adobe Premiere Pro CC 2017. Çok güzel program. Artık onu kullanıyorum küçük resim yapmak için. Arada da dediğim gibi efekt falan vereceksem. Yani hem bu hem de Photoscape işe yarıyor. Ben kullanıyorum. Burada GTA 5'imiz var abi. Arada oynuyorum. Eskiden bayağı oynuyordum ama videosunu çekemiyorum çünkü yani kaldırmıyor. Oynarken rahat oynuyorum aslında, bir 50-60 FPS ama videoya girince 10 FPS'e düşür. İleride yeni bir bilgisayar alınca her gün çekeriz yani, sıkıntı olmaz. Momaker var, bunu da arada kullanıyorum. Aslında çoğu zaman bunu kullanıyorum. Ay, güzel program. Bu tam sürümü. Burada Minecraft'ımız var tabii ki, olmazsa olmaz. Black RAM temizleyici. Yani RAM'inizi temizliyor işte. Pek işe yaradığını söyleyemem ama RAM'inizi falan temizliyor. Bu ne abi? Türkiye Ektim falan yazıyor lan buradan. Neyse. Oradan bir yerden mi ne indirmiştim. OBS var canlı yayın yapmak için ama bu aralar canlı yayın falan yapmıyorum. Çünkü bilgisayara geçemiyorum. Bir de canlı yayınla mı uğraşacağız? Geri dönüşüm kutumuz var. Burada eşya varmış. Şunları şöyle silelim. Başka ne göstereyim? Game Boost 3 oyunlarda yüksek FPS almanızı sağlıyor. Önceki şeyde göstermiştim. Bunu kullanıyorum arada. GTA 5'te bunu kullanıyorum mesela, yoksa oyun çöker. Raft var burada. Hayatta kalma oyunu. Eskiden videosunu çekiyordum. Şimdi şu an çekmiyorum. PC'miz burada. İçinde işte çoğu dosyalar burada toplanıyor. CPU burada, bilgisayarın tüm özelliklerini bulabilirsiniz. İnternette yazın CPU. İşte bunun aynısını yazın. Bunu indirin. Bilgisayarınızın tüm özellikleri karşınıza çıkar. Morpheus Umut benim yapan arkadaşlar, çok teşekkür ederim buradan. Adı neydi abi? Adı Şeref miydi? Öyle bir şeydi. Kendisine çok teşekkür ederim. Burada AutoCAD var. AutoCAD ne geçer? Ben şu an 11. sınıfım ve 11. sınıfta mimari üzerine okuyorum. Yani mimarlık bölümündeyim. Dalındayım daha doğrusu. Bizim bilgisayarda çizimimiz var ağırlıklı olarak. Yani bilgisayarda çizim yapıyoruz işte. Ve kat plan diye bir şey var. Yani bir binanın üstten bakışı işte, kuş bakışı. Onu hem elle çiziyoruz hem bilgisayarla çiziyoruz. Yoğun bir şekilde. Vallahi gıcık aldım bu aralar. Burada bir bildirim diye bir şey var. Yeni bir banner hazırlıyorum. Nerede abi? Bu muydu? Yok, bir tane banner. Kaybolmuş. Nerede lan o? Neyse, bir yere katmışımdır ben. Bu banner hazırlıyorum ya, bir tane. Burada YouTuber ekipmanları var. Kaç sene önce çekmişsem artık bunu. Eski video bu. Burada çoğu işte videolarımız var. Bakın burada resimler aynı. Şurayla. Arka planda şey. Bu adamın ismini unuttum şu an ama. Güzel bir adam. Seviyorum. Burada videomuzu kaydediyor. Burada Fraps var. Bir köşeye atmışım. Burada komik montajımız var. Onu silmedim hali. Bakın ben de hazırlıyorum. Hadi bir şey verim. Sağ alt tarafı bildirim şeyi koyacağım. Yani bildirimleri açın anlamında tabii ki. Burada da bizim eski videolarımızdan birkaç şey var.
Atah, Digital, Prompist, neyse bu AutoCAD'le alakalı bir şey büyük ihtimalle. Burada fon müzikleri var, arka plan video, arada benim dilediğim müzikler. Yine AutoCAD'in şeyi. Burada videolar var, klasör boş neyse burada. Video arkalarında çoğu kullandığım fon müzik. İki tane var zaten, bunları çok seviyorum. Neyse arkadaşlar, benim masaüstüm böyle. Yani sal doğal halim, yani doğal bu şekilde, hiç düzenlemedim. Hep böyledir benim, karışıktır. Açıkça söylemeye gerekirse burası saçma sapan serilerle doluydu. Orayı ne olduğunu söylemeyeyim. Neyse arkadaşlar, hadi videoyu bitiriyorum burada. Facebook sayfamızı hala beğenmeyenler varsa beğensin, ki beğenmeyen var zaten. Beğenmesi az şu an, 55 beğenmesi var. Beğenmeyen varsa hemen Facebook sayfamızı beğenebilir. Bildirimleri falan da kesinlikle açmayı unutmayın, çok önemli. Neyse, hadi gençler, kendinize iyi bakın. Bay bay. Videoda